Saat Farkı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aras Bayram'la beraber 30 takımı değerlendiriyoruz. 24. sıradayız. 24. sırada Sacramento Kings var. Yüksek mi acaba diye düşünmedim değil. Ha, ama bir sayacağım takımı. Tamam. Bir dakika şimdi. Onu konuşalım. Kimi kimden kötü daha önce saydıklarımızdan? Valla bilmiyorum. Suns'tan kötü aslında kadro olarak. Ha. Pistons'tan kötü. Mi acaba? Acaba işte? Hadi tamam, bakalım. Gelenleri gidenleri sayayım hemen. Ondan sayalım sonra hadi bakalım. Draft'tan De'Aaron Fox'u aldılar. Doğru. Justin Jackson geldi. Zach Randolph geldi. George Hill geldi. Vince Carter geldi. Vince Carter herhalde en önemli katkılarından biri. Rudy Gay'i kaybettiler. Ben McLemore. Anthony Tolliver. Darren Collison. O kadar. Daha önemli birisi daha yok. Baktın mı şimdi geri? Tamam boş ver ya çok. Langston Galloway var da boş ver. ne diyorsun, takım güçlendi mi geçen sene? Zach Randolph geldi, George Hill geldi, belki ondan mı o diğer takımlardan iyi hale geldiler? Ya tabii canım, yani geçen seneye göre hani güçlendi çok açık. Hı. O konuda hiçbir tartışma yok. Bir kere şeyi açtılar. Derinliği açtılar. Yani hani 6-7 kişiyle neredeyse özellikle sezon sonunda oynamak zorunda kalmışlardı ya da oynamayı tercih etmişlerdi. Şimdi Zach Randolph'un kariyerinde falan geldiği nokta artık önemli bir veteran. Gerçi yine bir problem yaşadı bu off-season'da ama Vince Carter işte hani kendine kadar hazır tuttu. Muhtemelen son senesi olacak. Belki bir sene daha oynayabilir. Ve ondan sonra da şey geçecek. Televizyona geçecek bu arada. Şeyde falan işte finallerde falan şeydi, röportaj falan yapıyordu. İnanılmaz başarılı bu arada. Adam zaten bu arada çok sevilen de bir adam, evet, olduğu evet için. Evet. Yani çok kolay olur o geçiş. Çok da düzgün bir adamdır zaten. O yüzden de hani veteran olarak da katkısını verecek. Geçen sene takımın en önemli eksiklerinden biri oydu. Takımın en önemli veteranı kafayı iyice tırlatmış olan Matt Barnes diye. onunla da yolları ayırdılar gerçi sonra da. Geçen sene ne yaptılar biraz onu konuşalım. Yani hiçbir şey iyi yapamadılar. Yapmadım. Onu söyleyelim. Savunma verimliliğinde 23. hücum verimliliğinde 28. üstüne üstlük bütün bunları ikisini de aslında destekleyen top kaybı yüzdesinde de 29. en fazla top kaybı yapan ikinci takım manasında söylüyorum bunu. İşte şeyde Pacers'ta konuşurken güzelce gömdüğümüz Darren Collison'ın oradaki varlığı tabii buna çok büyük etken. Şimdi onun yerine George Hill'i aldılar. İşte De'Aaron Fox da geldi tabii ki. Hani George Hill'i almasını biz de yaptığımız o dönem yaptığımız podcast'te eleştirmiştik. Bir anlamda şey demiştik ama yani De'Aaron Fox'un NBA'ye hazırlığı açısından belki önemli olabilir diye konuşmuştuk. Onun da içinde soruda var. Yanlış hatırlamıyorsam detaylı gideriz. Evet. Buddy Hield'dan bahsetmek lazım. Cousins takasıyla gelmişti. Buddy Hield şeyden Pelicans'dan Sacramento'ya geçtikten sonra topu da ona daha çok emanet etmeye başladı. Çok fazla hani topla haşır neşir olabilecek, topla yaratabilecek oyuncuları olmadığı için. Buddy Hield 14.9'a yükseltmiş PR'ını. %48 sağ içi, %42 üçlük, %81 serbest atış gayet yüzdeleriyle iyi bitirmiş Sacramento'daki ilk senesini. Müthiş bir köşe şütörü. Çok önemlidir bu. Hani şimdilik üstüne çıkamayacak bir skorer için ve şütör olarak görmek isteyeceğimiz bir adam için başlangıçta İşte sağ köşeden %53 de sol köşeden %40 da atıyormuş şutları. Müthiş yüzdeler bunlar. Yapabildiği, çok iyi yapabildiği bir tane daha iş var. Step back'leri çok iyi atıyor. Hani izlerken çok net görüyorsunuz. Onu da destekleyecek bir istatistik olarak ben. Bu arada onu da söyleyelim yani. Yani burada dile getirdiğimiz istatistiklerin %95'ini NBA.com Stats ya da Basketball Reference'dan alıyoruz. Step back'lerinin de 32'de 22 ile atmış. Çok çok ciddi bir yüzde bu ki hani o separation, o ayrılığı da yaratabilen bir oyuncu. Kings döneminden mi bahsediyoruz? Kings dönemi, evet. Yani çok büyük bir şey değil bu. Evet işte veri ondan. Veri değil ama Kings döneminde 32'de 22 ile atmış yani. Takımın da en değerli oyuncularından biri olarak görebiliriz şu anda muhtemelen. O zaman takımı sayalım. Evet sayalım. George Hill, Buddy Hield, Vince Carter, Scala Bisseri. Oldu mu? Mükemmel. Willi Colistein benim evlatlarımdan bir tanesi. Neden? Kendisi. Ama oynayamıyor. Ya ben adamın NBA'de başarılı olacağını düşünüyordum ama oyun çok hızlı değişti. Kolejdeyken takip ediyordum. Biraz Tyson Chandler gibi olabileceğini düşünüyordum ama şu an tabii ki gene atlet oyuncu önemli. Pikten sonra point guardları savunmak zorunda kalıyor ya center'lar. Orada hızlı bir oyuncu. Yani Nelson Noel kadar olmasa da hızlı bir oyuncu. İyi bir katkı vereceğini düşünüyordum.
Şimdilik o kadar benim beklentilerimi karşılamış değil. Sen biraz anlatmaya çalıştın aslında, yani o ayak hızı önemli. Şimdi Willi Colley-Stein'in aslında ben hani girerken çok büyük beklentim yoktu. Beklentimin artmasının en önemli sebeplerinden biri DeMarcus Cousins'la yan yana oynarken bile bir şeyler yapabileceğini gösterdi. Şimdi çok kolay bir iş değil o. Çünkü 4 de değil adam, 5 de değil. Bu sene 4'ten çok 5 oynamış. Ona baktım ben. %40-60'mış geçen sene. Bu sene %60-40 olmuş. Yani %60 center oynamış. Sen anladın. %40 şey oynamış. Power forward oynamış. Ama buna rağmen bence pivot oynamaya daha yakın bir oyuncu. Buna rağmen rebound ortalaması Düşük. 5.5'tan 4.3'e düşmüş. Blok ortalaması da 1'den 0.6'ya düşmüş. Yoksa hakikaten yani çabuk ayaklı birçok gardı. Hepsini demek mümkün Tabii. değil ama birçok gardı takip edebilecek. Tepe de pick and roll'u nasıl savunacağınız çok önemli. Her NBA takım için. Çünkü her şeye rağmen, oyun çok değişmiş olmasına rağmen oradan başlıyor oyun. Çoğu takım tepe pick and roll'uyla başlıyor oyunu. Orayı savunurken pivotunuzun hem onu traple savunabilmesi, tepeye çıkarak ikili sıkıştırma, çok basitçe anlatalım, hem de switch'le adam değiştirerek savunabilmesi çok önemli. Willi Colley-Stein ikisini de yapabileceğini biliyoruz. Ama bu çok fazla sahaya yansımadı şu ana kadar. Yansıtabildiği noktada Willi Colley-Stein NBA oyuncusu oldu diyebileceğiz ancak. Puanlamalara geçelim mi? George Hill 77, Buddy Hield 75, Vince Carter 71, Scala ise 70. Adamın adını söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Willi Colley-Stein 73. Güzel. Beğendin mi? Beğendim genel olarak, bence bunlardan hiçbirini değiştirmezdim herhalde. Belki yok ya, Yo, George hepsi Hill'i beğeniyordum. 79 yaptık galiba. Neyse, onlara da bakmadık ama çok da önemli değil. Bence George Hill 77, o da iyi. Yani Abi George içeriye Hill gireyim yani. bay. Adam bu arada oynadı mı çok iyi Evet oynadı. de işte o sakatlıklar. Onun Sakat. çok devam eden hem bir topuk sakatlığı var hem de omuz sakatlığı var yanlış hatırlamıyorsam. İkisi de çok ciddi, yani hani çok zaman kaçırttırmaz. Abi de ayak parmağı sakatlığı var, onu da söyleyeyim. Çok zaman Her kaçırttırmaz şeyisi. ama evet. Rahatsız eder yani. Ne merak ediyoruz? Fox'un örneği George Hill'i almak hata mıydı? Çünkü 3 senelik kontrat verilmiş. Hani 1 senelik olsa, 1 sene 25 milyon dolar ver. Kimse eleştirmez bu seçimi. Ama 3 sene alınca biraz eleştirildi. Bir de Darren Fox'u da takaslamak istemedikleri için çoğu takas teklifine karşı, mesela Jimmy Butler'a 5. sırayı verebilirdi Sacramento Kings. Ama Darren Fox'u o kadar seviyorlardı ki yukarı bile çıkmayı düşünüyorlardı. Onun üstüne 3 sene boyunca George Hill alıyorsun. Eleştirilen kısım Şimdi bu. şeyi söyleyelim. Hani George Hill'in oradaki varlığı De'Aaron Fox'un gelişimini etkileyecek mi kısmını söyleyeyim. Şimdi De'Aaron Fox tarzı point guardlar için işte aşırı derece, aşırı hızlı ama NBA'in temposuna mutlaka bir şekilde bir noktada uyum sağlamak zorunda kalacak olan point guardlar için, ki işte topu da elinde çok tutacak bir point guard anlamına geliyor bu. Önünde o tür bir veteranın olması önemlidir özellikle ilk sene için. Hani şeye alışsın, takvime alışsın, işte deplasman turnelerine alışsın, oyunun hızına, oyunun temposuna alışsın, takım yönetmeyi öğrensin, vizyonunu geliştirsin falan diye. Adamı yavaş yavaş oraya doğru atmak önemlidir. Bunun için de onun önüne koyabileceğiniz adamlardan biri George Hill. Çünkü çok iyi bir profesyoneldir George Hill. Spurs şeyinden geçmiş, sisteminden geçmiş. Sahada kalabildiği sürece önemli katkılar verebilen bir oyuncu. Çok iyi savunmacıdır falan. Hani ufak tefek şeyleri de öğretebilir diyelim Fox'a. Ama dediğin gibi kontratın uzunluğu burada sıkıntı. Yani 3 sene George ile işte verdikleri parayı bir seneliğine başka bir oyuncuya, ya da George ile, George belki kabul etmeyebilirdi ama atıyorum Rajon Rondo'nun önüne atabilirlerdi mesela belli bir parayı, bir sene oynasın De'Aaron Fox'a aynı yardım yapabilsin diye. Hani eleştirecek noktası o, yoksa George Hill sağda kaldığı sürece önemli bir oyuncudur yani. O zaman ha, Rahat Akkuş sormuş bu soruyu. Söylemediyse kendisine selam olsun. Bu Kilit soruya arada geçiyorum. Ruat Almanya'daki halasına selam söylememizi istedi. Lütfen. Çikolata gönderecekmiş, göndermiyormuş. Ruat Akkuş'un halası lütfen ya. Kilit Bize de gönderebilirsin. sorumuza Kilit soru. geçiyoruz. Kazınız takısına kâr mı çıktılar? Şimdi takasın geldiği nokta ne? Buddy Hield gelmiş oldu. Darren Fox da gelmiş De'Aaron oldu. Fox da gelmiş oldu. Bir de 10. sıradan seçtikleri bir arkadaş var, o da geldi. Justin Jackson mı? Harry Giles Yok. herhalde. Haley Giles. Ha, evet. Erken değil mi bunu konuşmak için? Erken. Yani Buddy Hield benim beklediğimden çok daha iyi performans gösterdi Sacramento'da ama yani Sacramento ile ilgili bir beklenti olmadığı için de aynı zamanda hani şunu yap falan Sacramento'dan ne bekliyorduk ki Buddy Hield onun üstüne çıktı bir şey yani iyi bir oyuncu olacak evet ama DeMarcus Cousins kadar iyi bir oyun,
efektif bir oyuncu olacak mı? O tartışma konusu. İşte o yüzden diğerim Fox'ın bu sene değil belki ama 2-3 sene içindeki gelişimine bakmak lazım. Çok yani orta vadeli bir soru bence bu. Alfred Payton gibi duruyor şimdilik. Onu söyleyelim. Vegas bahislerine geçelim. Vegas. Sen Vegas'a gitmiş miydin? Gittim. Ne güzel. Bir dakika ya. Bu soruyu bir daha sorar mısın? Sen Vegas'a gitmiş miydin? Evet. Bu gereksiz espriden sonra. 28.5 alt üst demişler. 28.5. Üst. Üst. Evet, üst. Çok iddialı değilim ama üst. Üst. Savunma da yaparlar. Allah Allah. Öyle mi? Yaparlar. George Hill yapar en azından tek başına. Tamam. Evet, ben de üst diyorum. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. 23. takımla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.